Merkez Bankası'nın eski başkanı ve İyi Parti'nin milletvekili Durmuş Yılmaz IMF heyetiyle, Türkiye'ye gelen IMF heyetiyle bir görüşme yaptı ve gerçekten çok yankı buldu bu görüşme. Ne görüşüldü, neden görüşüldü, karşılıklı olarak neler söylendi Durmuş Yılmaz'dan öğreneceğiz. Efendim hoş geldiniz, merhaba. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. İyi görünüyorsunuz, kütüphanenizdesiniz, çalışmalarınız devam ediyor. Ve sadece parti çalışmalarınız devam etmiyor. Bu arada IMF ile yaptığınız görüşme de neredeyse hem bütün piyasaların, siyasetin son derece ilgisini çekti. Çekmekle kalmadı, AK Parti'den de tepki gördü. Öncelikle şöyle başlayayım isterseniz. Bu görüşme kamuoyunda konuşulduğu gibi gizli bir görüşme miydi? Özellikle kamuoyundan ya da yetkililerden gizlediniz mi ya da çok fazla konuşulmamasını mı tercih ettiniz? Malum eski Merkez Bankası Başkanı olmanız durumu biraz daha farklılaştırıyor. Ne dersiniz? Efendim bu toplantı kesinlikle gizli değil. Görüşme talebi IMF'den geldi. Ayın 12'sinde geldi. Biz kendi kurumsal kimliğimiz içerisinde ilgili birimlerle iletişimimi yaptım. İlk kurumum görüşmemde bir hasır olmadığını söyledi. Ve dolayısıyla bu düzenlemeler yapılırken, randevular verilirken ben Ankara dışındaydım, Uşak'taydım. Ve Uşak'taki arkadaşlarıma da Ankara'ya gideceğim, niye gittiğimi sorduk. Görüşme talebi var, onun için gidiyordum. Ve dolayısıyla da gelirken, randevu verirken da uzun yıllar bürokraside çalışmış olmam ve dolayısıyla bu tür işlerin nasıl yapıldığı, nasıl organize edildiği konusunda da bir bilgi var. O bilgi çerçevesinde de bu görüşmenin gerçekleşeceğini varsayarak hareket ettim. Neydi bu varsayım? Türkiye Cumhuriyeti hükümeti 4. madde kapsamında müsait olduğu zaman da görüşme konsültasyonu yapmak üzere ilgili Türkiye'ye çağırıyor. Gelen programa heyete bir program yapıyor. O program çerçevesinde yine ilgilileri görüşmek istedikleri kurum kişilerle de görüşüyor. Nitekim IMF Türkiye'den yaptığı açıklamada siyasi partilerle, akademik dünya ile, onun dışında sivil toplulukları görüştüğünü ve dolayısıyla da o görüşmeler sonucunda edinilen bir çerçevesinde aşağıdaki açıklama yapıyoruz dediler. Benim geçteki tecrübem Türkiye Cumhuriyeti'nin deneyimli hazine mensupları bu işi yaparken programı önce belirler. O program çerçevesinde kime, ne zaman, hangi saatte gidileceğini belirler ve bunun yanında bir hazineden eleman verirler. Eleman bir defter olur. Not tutun ilgililerine ulaştır. Bu kere bu böyle Durmuş Bey. Olmadığını Durmuş Bey. Toplantı salonuna girdiğimizde. Evet, hatlarımızda birazcık problem var galiba. Bir saniyenizi rica edeyim. Tekrardan sizi bağlayalım lütfen, olur mu? İki saniyenizi rica edeyim çünkü peki, tamam. Anlaşılmıyor. Tekrar başlayacağız birazdan. Durmuş Bey merhabalar tekrardan. Beni duyabiliyorsunuz. Merhaba, merhaba. İyi yayınlar tamam. Diliyorum. Tamam, şimdi sizi hem daha iyi duyuyoruz hem daha iyi görüyoruz. Demin görüntümüzde de sıkıntı olmuştu. Lütfen bu şekilde bana konuşun. Dijital yayıncılığın cilveleri var ama konuşmamızı devam edeceğiz. Şimdi demin biraz sesiniz kesildi, daha doğrusu aksadı. Ben soruyu tekrar sorayım. Kısa cevaplar rica edeyim ki pek çok başlığı konuşabilelim. IMF ile bir görüşme yaptınız. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü Faik Öztrak ve siz eski Merkez Bankası Başkanı olarak bu görüşmeyi yapmanız kamuoyunda çok ses getirdi, karşılığını buldu. AK Parti tarafından da eleştirildi ve bu görüşmenin gizli olduğu, gizlice görüşüldüğü yönünde de konuşmalar çıktı ya da bu yönde değerlendirmeler oldu. Kısaca bu görüşme gizli bir görüşme miydi sizin açınızdan ya da IMF hayatı açısından? Gizli kalması o zaman konusunda kısaca bir avukat oldu mu? Bunun gizlilikle vesaireyle bir ilgisi yok. Randevu alındı. Bu randevu çerçevesinde de
Uşak'tan kalktım, Ankara'ya görüşmek için geldim. Etrafımdaki insanlar da bunu biliyorlardı. Bunun iletişiminin yapılması, başta hazine olmak üzere IMF'nin kendi sorumluluğunda. Bizi davet ettiler ve biz de icabet ettik. Bunun gizli, saklı hiçbir tarafı yok. Evet, şimdi bu görüşmeyi nasıl bir başlıkla değerlendirirsiniz? Sizce IMF heyetinin bu görüşmelerden, özellikle sizle, muhalefetle yaptığı görüşmelerden almak istediği neydi? Hangi tip sorular sordular? Bir değerlendirme yaparsanız IMF en çok neyi merak etti ve neyi vurguladı? Yani o zaman bir başlık altına bir başlık atmamı istiyorsanız rutin 4. madde konsültasyon toplantısında IMF'nin sivil toplum örgütleriyle ve siyasi partilerle görüşmesi diyebilirim. Bunun dışında buna yüklenecek bir anlam yok. Kurar belli. IMF Türkiye'nin ortak olduğu bir kuruluş. Davet eden Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti IMF Türkiye'ye geldiğinde kiminle, nerede, nasıl konuşacağına IMF'deki hazinedeki ilgili birim karar verir ve bu karar çerçevesinde de bu görüşmeler yapılır. Geçmişte benim bildiğim bu programlara hazinenin bir uzmanı katılır ve not da tutar ve ilgililerine de bildirirdi. Dolayısıyla evet, eğer bu kere bu yapılmadı, içeriye girdiğimde sadece içeride 3 kişi vardı. Bir tanesi Avrupa Birliği, özür dilerim, IMF'nin Avrupa direktörü, diğeri IMF'nin Washington'daki Türkiye masasının şefi, diğeri de IMF'nin Ankara'da yerleşik ikamet eden temsilcisi. Yani normalde Hazine Bakanlığı'ndan herhangi bir kimse yoktu. Ha, bu yani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz olmamasını? Bunu iki şekilde değerlendiriyorum. Bir, hazinede kurumsal hafıza kalmamış, var olan kadrolar darmadağın edilmiş. Herhalde ki böyle bir kurumsal kimlik hafıza olduğunu, dolayısıyla bu işlerin bu şekilde götürüldüğünü, programlandığını söylememişler veyahut da olsa da atlamışlar. Ya da biraz bu tabii öküz altında buzu arama işi, bu bilinçli olarak yapılmış bir tertip diye düşünüyorum. Yani muhalefet IMF ile görüşüyor, bakın bizim arkamızdan iş çeviriyorlar havasını yani vermek için mi özellikle? Şey, üniversite çevreleriyle görüşülüyor, olmuyor. Akademisyenlerle görüşüyor, olmuyor. Diğer efendim emeğin temsilcileriyle yapılıyor, olmuyor. Efendim sermayenin temsilcileriyle yapılıyor, olmuyor. Düşünce kuruluşlarıyla, think tank'larla yapılmıyor. Siyasi kurumlarla yapılan görüşme gündem oluyor. Yani bu ya bir tertiptir. Buna IMF'nin ve hazinenin cevap vermesi, özellikle IMF'nin cevap vermesi lazım. Ya da oradaki hazinede birikmiş olan kurumsal kimlik darmadağın edildiği için böyle bir gelenek olduğunu atladılar ve dolayısıyla da IMF'yi baş başa bıraktılar. IMF'de bu işin farkı var mı? Kaldı ki bu toplantıya üst düzey yönetici belki de uzun yıllardan sonra ilk defa katılıyor. Onun da böyle bir Türkiye'de gelenek olduğundan haber olmayabilir. Gerçekten de özellikle ekonomi yönetiminde, hazinede, maliyede eskisi gibi liyakatla görevinin başında olan bürokratların sayısında çok büyük azalma olduğu konuşuluyor. Özellikle verilerin doğruluğu konusunda bürokratların itiraz etmesi görevlerinden olmaları ile sonuçlanabiliyor. Siz bu erimeyi bu IMF ziyaretinin dışında da görüyor musunuz? Yani bugün hazinede, dış ticarette, devletin en hassas kurumlarında ki tabloyu nasıl değerlendirirdiniz? Efendim şimdi bunun delili, bunun kaynağı şöyle söyleyebilirim. Evet, sonuç itibariyle sorduğunuz sorunun cevabı pozitif. Genel olarak böyle bir algı da var, şikayet de var. Yani liyakatlı insanlar bugün kamu kurumlarından uzaklaştırıldı ve dolayısıyla da muhatap insan bulamıyor. Bunu nereden biliyoruz? Yurt dışından yatırımcı grupları geliyorlar. Türkiye'de elini taşın altına koyacak. Bu yatırımcılar Türkiye'deki aynen IMF'nin yaptığı gibi işi kurumlardan, akademik dünyadan, think tank'ten, siyasi partilerden, emeğin temsilcilerinden, sermayenin temsilcilerinden randevu alıyorlar. Ve bunun içerisine AK Parti de dahil geliyorlar, bizimle görüşüyorlar. Dolayısıyla biz bu görüşmeleri kabul ettiğimizde herhangi bir yerden izin vesaire almıyoruz. Ama onlarla yaptığımız görüşmelerde zaman zaman şu şikayeti duyuyoruz. Diyoruz ki biz
şu kurumda şöyle şöyle şu seviyede muhatap bulamadık. Bizim sorularımıza yanıt verilmiyor. Dolayısıyla sorduğunuz sorunun cevabı doğru. Konuşmalarımız evet. Biraz aksadı sesim ama var. Devam edelim. Duyabiliyorsunuz değil mi? Duyabiliyor musunuz? Evet, duyabiliyorum şimdi. Buyurun. Tamam. Şimdi biz kaldığımız yerden devam edelim. Şunu sormuştum, size tekrar sorayım. IMF heyeti size özellikle hangi konuları sordu? Yani merak ettikleri ve sizden cevabını öğrenmek istedikleri en önemli başlık neydi? IMF heyeti bize 3 soru yöneltti. Bunlardan bir tanesi bizim genel olarak ekonomiyi nasıl gördüğümüz, bakış açımızın ne olduğu. İkincisi bir spesifik soru. Türkiye'de faiz oranları Merkez Bankası tarafından düşürülmesine rağmen son zamanda Türk lirasında görülen nispi istikrarın nedeni ne olabilir dedi. Üçüncüsü de bu gidişatın düzeltilebilmesi için sizce ne yapılabilir gibi bir soru sordu. Yani bu 3 soru sordu. Bize sorulan 3 soru bu. Ben kendi hesabıma Türkiye'de bugüne kadar parlamentoda, genel kurulda, plan bütçe komisyonunda, sosyal medyada, televizyonlarda, yazılı basında, Twitter'da vesairede öteden beri paylaşa geldiğim görüşlerim çerçevesinde bir değerlendirme yaptım. Evet. Ve bunun sonucunda da şöyle bir şey söyledim. Dedim ki bu ülke iyi yönetilmeli gerekiyor ki Eloğlu'nun kapısına muhtaç olmamalı. Biz 90'lı yıllarda bir takım yanlışlar yaptık. O yanlışların sonucunda biz 2001 krizine gittik. O krizde biz IMF ile anlaşma yaptık. Sizi ekonomik yönetimimize maalesef ortak ettik. Dolayısıyla bugün geldiğimiz nokta itibariyle bu yapılanlardan bir ders çıkarıp artık kendi evimizi düzene koymamız ve dolayısıyla da Eloğlu'nun kapısına gidip yardım istememiz gerektiğini söyledim. Ama maalesef biz geçmişteki yaptığımız hatalarımızdan ders çıkarmamışız. Dolayısıyla 2002 yılında mevcut iktidar göreve geldiğinde devraldığı ekonomik koşulların da gerisine düşecek şekilde ekonomiyi devraldığı noktaya getirdi. Evet. Bizim bundan sonra yapmamız gereken şey bu derslerden, bu olan bitenden ders çıkararak kendi evimizi düzene koymak ve başkasının yardımına, minnetine ihtiyaç duymadan bu ekonomiyi üzdürmektir dedim. Evet, yani IMF heyetine, bizim yeniden bir IMF programına ihtiyacımız var, IMF'nin desteğine ihtiyacımız var gibi bir değerlendirmeniz olmadı. Bu sözlerinizden öyle anlıyorum. Bir hükümet, bu hükümetin bileceği bir iş, onların tercihidir. Bu bir siyasi tercihtir. Ama şu anda gelinen nokta itibariyle ekonomide bir takım sıkıntıların olduğu, bu sıkıntıların üstesinden gelinebilmesi için yapılması gerekenler var. Bunu hükümet IMF'nin kapısına gider, herhangi bir yardım talep eder veya etmez. Ama benim söylediğim, biz geçmişte yaptığımız ve bedel ödediğimiz hatalarımızdan ders çıkarmamışız. Bugün tekrar ekonomiyi devraldığından noktadaki sorunlarla baş başa bırakır noktaya getirdik. Benim söylediğim budur. Bu tamamen siyasi iktidarın tercihidir. IMF'ye gidip gitmemek. Evet. Peki sizin konuşmalardan edindiğiniz izlenim. Bugün IMF Türkiye'nin gidişatını hem kısa vadeli hem de orta uzun vadeli çok kritik olarak mı değerlendiriyor? Olumlu mu değerlendiriyor? Yoksa gerçekten ciddi bir krize doğru ilerliyor ülke ve alarm çanları çalıyor diye mi değerlendiriyor? Nasıl bir değerlendirme yaptıklarını düşünüyorsunuz? Efendim, bizim IMF ile karşılıklı masaya oturup bize ekonominin genel gidişatını bir değerlendirir misiniz, nasıl görüyorsunuz diye sorulduğunda biz kendi konuşmamızı kesmeden onlar dinliyorlar. Sadece not alıyorlar, herhangi bir görüş vesaire bildirmiyorlar. İlave herhangi bir soru da gelmedi. Sadece
dinlediler ve dinliyorlar. Peki. Dolayısıyla bize sorduğunuz çerçevede herhangi bir geri bildirim vesaire olmadı. Zaten olmasa da beklenmez. Çünkü onlar bilmeyecekler. Sonuçta kendi kararlarını kendi bilecekler. Kararlarını nerede verdiler? Dün akşam ayrılırken bir basın açık duyurusu yaptılar. O basın duyurusunda da hükümetle, ilgili kurumlarla, diğer üniversitelerde, efendim akademisyenlerle, sivil toplum örgütleriyle, think tanklarla, araştırma kuruluşlarıyla, siyasi parti yaptıkları görüşmeler sonucunda en ünlüleri intibayı hazineyle beraber ortak bir metne dönüştürdüler. O metni de Türk kamuoyuyla paylaştılar. Evet. Şu anda onu biliyoruz. Peki. Şimdi size IMF yine kısa kısa cevaplar rica edeceğim. IMF'nin bir raporu var. Dün IMF'nin sitesinde de yayınlandı. Bugün de zaten basında var. Şimdi oradaki en önemli meselelerden bir tanesi şu. IMF şunu söylüyor. Yani şu anda hükümet, ekonomi yönetimi kamu bankalarına zararına kredi veriyor. Çünkü apar topar biraz canlandırmaya çalışıyorlar. Apar topar kararlar alıyorlar. Bundan geçin, vazgeçin diyor IMF Türkiye'ye ve orta ve uzun vadeli büyümeye kilitlenin. Bu değerlendirmesine katılıyor musunuz IMF'nin? Ne dersiniz? Efendim, şöyle söyleyeyim. Biz geçmişte bir takım hatalar yaptık. Yaptığımız hataların başında şeffaf olmamak vardı. Hesap verebilirlikten uzak olmak vardı. İletişimi düzgün kuramamak vardı. Ve bunun sonucunda da biz maalesef 2001'de bir krize girdik. Bu krizde IMF'yi Türkiye ekonomisinin yönetimine 6 yıl süreyle ortak ettik. Buralardan bir ders çıkarmamız gerekiyordu. Bu ders çıkarılmadı. Dolayısıyla şu anda bankacılık sisteminde, kamu maliyesinde, büyümede, toplam talepte vesaire bir takım sıkıntılar var. Dolayısıyla bu sıkıntıların ortadan kaldırılabilmesi için hükümetin bir an önce bu sorunlara şeffaf, hesap verebilir şekilde kamuoyuyla iletişim kurarak bu sorunları çözmek için tedbir alması gerekir. Dolayısıyla bunların sonucunda hükümet, IMF şu anda büyümeyle ilgili olarak şunu söyledi. Büyümede bir ivmelenme de değil ama bir yeşil filizler çıkmaya başlamış gibi bir intiba söyledi. Dolayısıyla 2019 yılı için %0.25 artılık bir beklenti bekliyor. Fakat bunun bir takım riskleri olduğunu, o risklerin hızla üzerine gidilmesi gerektiğini ve o riskler eğer halledilmezse bu büyümenin de olamayabileceğini söylüyor. Peki bu riskler nedir? 5 tane konu belirlemiş. Bu 5 konunun özeti nedir? 5 konu şu. Bir kere şimdi bir dakika, para politikası ile ilgili ne yapılmış? Şimdi Durmuş Bey pardon araya gireyim. Siz öyle okuduğunuz zaman seyircilerimiz anlamıyorlar. Ben sorayım siz söyleyin. Ama lütfen bana eski peki. Bir Merkez Bankası yöneticisi ve hükümetin bir bürokratı ya da teknokratı olarak değil, İyi Parti milletvekili, muhalefetin temsilcisi ve yeni şapkanızla lütfen cevap verin. Şimdi IMF diyor ki, bu faizleri düşürelim, enflasyon öyle düşer, yanlış bir mantıktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan bilmiyor bu işi. Önce enflasyonu düşüreceksiniz, sonra faizler düşer. Dolayısıyla faizlerle oynamaktan vazgeçin. Daha fazla faiz düşürmeyin, enflasyonu düşürmeye odaklanın. Katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Evet, ortaya koyduğu 5 maddeden birincisi bu. Peki. Evet, katılıyor musunuz? Evet, katılıyorum evet. Yani ne yapmalı hükümet? Faizlerin indirilmesini daha fazla kurcalamamalı mı, durdurmalı mı? Bu şart mıdır? Şu anda IMF'nin basın duyurusunda söylediği şey bir müddet işte şu nedenlerden dolayı enflasyon tek haneye doğru geliyor. Fakat biz yıl sonunu %14 olarak bitireceğini görüyoruz. Fakat bu nedenle diyor hükümet Merkez Bankası en azından
faizleri bu seviyede tutmalıdır gibi bir görüş yazmış. Evet. Evet. Peki yani siz şahsen buna katılıyor musunuz? Bu şekilde mi ele alınmalıdır? Bence Türkiye dinamiklerinde çok fazla bir değişiklik yok. Baz etkisiyle enflasyon geri geliyor. Bu baz etkisi sepetten çıktığında enflasyon yönü tekrar yukarıdır. Dolayısıyla bu bilgiyle Merkez Bankası hareket etmeli. Evet. Yani yani şunu mu anlıyorum sade bir vatandaş olarak? Faizler daha fazla indirilmemeli. Çünkü beklenen etkiyi vermiyor. Şu anda Eylül, Ekim ayı girdiğinde sepette bir düşüş olacak. Oradan belki faiz indirimi için bir alan ortaya çıkacakmış gibi görünüyor. Dolayısıyla burada ihtiyatlı olmak lazım ve IMF de zaten bunu söylüyor. Peki, ikinci söyledikleri aslında şeyin nedir adı, IMF'nin raporunda. Ya sizin şu anda derdiniz Türkiye olarak faizleri düşürmek falan değil. Kısa vadeye de değil, orta ve uzun vadeye kilitlenmek. Yapısal reformlarınızı yapın. Bunun içine bankacılık da dahil ve diğer reformlar da dahil. Sizce yine bir muhalefet milletvekili olarak soruyorum. Acilen yapılması gereken yapısal reform nedir? IMF'nin de vurgu yaptığı. Şimdi acilen yapılması gereken reform önce bir kere sorunun var olduğunu kabul etmek. Bunu kabul ettikten sonra gerçek rakamlarla bir resim ortaya koymak, bu resim çerçevesinde de bir önlemler paketi ortaya koymak. Zaten IMF de bunu istiyor. Böyle yapmanız gerekir diyor. Yapılması gereken budur. Aklın yolu bir. Evet. Peki. Önemli bir maddesi daha var. Bu varlık fonu biliyorsunuz çok tartışıldı. Varlık fonu adı altında şu anda bütçe dışı çok fazla harcamalar yapılıyor. Bu varlık fonundaki parayla kamuoyunun bilmediği, şeffaf olmayan bir harcamalar serisi var. Bir kaynak olarak kullanılıyor. IMF demiş ki bu varlık fonunu bütçe içine almak zorundasınız. Bu hem şeffaflığı beraberinde getirir, hem ekstra fazladan abartılı harcamayı engeller, hem de çıkar çatışmalarını da önüne geçer. Bütçe içine alın. Burada da siz bir problem görüyor musunuz? Mesela IMF ile aynı şekilde düşünüyor musunuz? Bu varlık fonu meselesi ciddi bir sorun. Ne dersiniz? Kesinlikle Türkiye'nin ekonomisinin karşı karşıya olduğu sorunlardan bir tanesi de şu. Ben içeride IMF'ye dedim ki şu anda Türk ekonomisinin büyüme modeli ağırlıklı olarak iç talebe dayalı. İç talebi ayakta tutan da çalışanları istihdam sayısı ve onlara verdikleri ücret ve gelirleri ve ona üzerine koydukları krediler. Şu anda bankacılık sisteminde kredinin hem arz tarafında hem talep tarafında problem var. Dolayısıyla kapasite kullanım oranları düştü. Kapasite ekonomi zayıfladığı için devlet yeteri kadar vergi toplayamadığı için harcama yapmak zorunda olmasına rağmen bütçe açıkları artıyor. O nedenle yapılması gereken şeylerden bir tanesi şu anda merkezi hükümetin borun milli gelire oranı %32 civarında. Bunu dünya standartlarıyla kıyasladığımızda burada bir mali alan var. Buradan devlet kamu çalışanlarına örneğin 4+4, 3+3 yerine ilave zamlar yapabilir ekonomiyi canlandırmak için. Ama bizim bunu söyleyebilmemiz için bilmediğimiz bir takım kamu özel iş birliğinden gelen yükümlülükler var. Bunların boyutunu bilmiyoruz. Dolayısıyla eğer bu boyut hükümetin iddia ettiği kadar çok yüksek değilse, yani %32'lik merkezi hükümet borcunun milli geliri oranı o civarlardaysa, %45'lere 50'lere çıkmıyorsa o zaman bu yapılabilir. Dolayısıyla biz devletin, hükümetin buralardan gelen yükümlülüklerin ne olduğunu bilmiyoruz. Eğer gerçekten böyleyse iş talebin canlandırılması için bu zamlar biraz daha artırılabilir diye emekçiler lehinde görüş bildirdim. Ama onlar bugünkü tartışımdan bugün dün akşam üzere açıkladıkları şey raporda, dön raporda diyorlar ki hükümeti bu kamu özel işbirliği konusunda yeni bir yasal çerçeve getir diyor. Bu yasal çerçeve ile diyor
bu yükümlülükleri ulusal bütçenin içerisine entegre et ve burada şeffaflığı ve hesap verebilirliği artır diyor. Dolayısıyla sorduğunuz sorunun cevabı gerek varlık fonuyla gerekse bütçenin diğer kamu maliyesi ile ilgili, diğer kamu özel işbirliği ile ilgili görüşlerine katılıyorum. Burada şeffaflık yok. Bu şeffaflık ve hesap verilebilirlik artırır. Ve IMF de bununla ilgili olarak yeni bir yasa yapılmasını talep ediyor. Evet, burada IMF tabii memur ve çalışanların çok hoşuna gitmeyecek bazı önerilerde de bulunmuş. Örneğin yapılacak olan kamuya yapılan zamların bugünkü enflasyon oranına göre değil bir sonraki hedef enflasyona yüksek göre ayar. Yani fazla zam yapmayın diyor. Aşırı zamlara gidiyorsunuz çalışanlara. Bir, ikincisi de kıdem tazminatları kaldırılmalıdır diyor. Bu konuda IMF ile aynı fikirde misiniz? Hükümet böyle bir reformu ya da böyle bir adımı göze alabilir mi sizce? Hükümet bence böyle bir adımı göze alamaz. Fakat ne yapıp Türkiye'nin bu meseleyi çözmesi lazım. Biz eğer enflasyon belasından kurtulacaksak bizim geriye endekslemeden kurtulmamız lazım. Zaten biz 2000'li yılların ortalarında yani 2005 yılına kadar örtük enflasyon arkasından da açık enflasyon hedefini geçtiğimizde yapmaya çalıştığımız geçmişe yönelik endekslemeden vazgeçilip ileriye yönelik beklentilerle ilgili olarak ücret artışlarını vesaireyi öngörüp enflasyonu önlemek mi? Fakat maalesef geldiğimiz noktada burada başarılı olamadık, olunamadı. Dolayısıyla eğer bunda da başarılı olamazsak bu sorunlar devam edecek. Dolayısıyla burada dediğim gibi yapılması gereken şey endekslemeden vazgeçilmesi doğru bir tavsiye ve buna da uyulması lazım ve dolayısıyla enflasyonun ciddiye alınması gerekiyor. Şimdi ben IMF dışında size bir soru soracağım. Genel bir ekonomik değerlendirme. Ekonomi yönetiminin değişmesi gerektiği üzerinde çok konuşuldu, tartışıldı ama anladığımız kadarıyla bu konuda bir kabine değişikliğine gidilmesi düşünülmüyor. Faizlerin aşağı çekilmesiyle birlikte özellikle emlak sektörü bir nebze hareketlenmiş gibi görünüyor ama genel bir ekonomik canlanma henüz yok. Esnafla konuştuğumuz zaman kan ağlıyor. Turizm gelirleri tabii ki önemli. İyi bir sezon geçirdi gibi görünüyor turizmciler. Ama onun dışında özellikle esnaf üretkenlik açısından çok çok iyi değil. Döviz kurları hala yüksek. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani bu ekonomik yönetiminin değiştirilmemesi beraberinde bu IMF'nin de saydığı sancıları pekiştiriyor mu? Ve yabancı yatırımcıyı çekebilmek için bir ortam oluşmuş durumda mı? Gerek ekonomik istikrar gerekse siyasi istikrar açısından soruyorum. Efendim ben şu andaki yüz yüze olduğumuz problemlerin çözümü için kabine değişikliğinin çok palyatif bir eylem olacağını düşünüyorum. Türkiye'nin sorunu sistem sorunu. Bunu her yerde söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim. Dolayısıyla bir iki bakanın değiştirilmesiyle biz bu sorunların üzerinden gelemeyiz. Bu bir sistem sorunu. Bu sistem tıkanmıştır. Bu karar alma mekanizması şu anda hızlı karar almak için bu sistem getirildi ama karar hızlı da alınamıyor, doğru da alınamıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin ne yapıp bu sistemden kurtulması lazım. Bu sistemi değiştirmesi lazım. Hangi sistemden yani uzun vadede hangi sistem daha? Kendine özgü ucube başkanlık sisteminden söz ediyorum ve dolayısıyla bizim ne yapıp parlamenter sisteme kolektif karar alma mekanizmasına geri dönmemiz gerektiğini düşünüyorum. Burada yapılacak olan palyatif reformlar vesaireler bu sorunu çözmez. Bu kişinin kökten çözülmesi lazım. Bu bir sistem meselesidir. Evet, yani başkanlık sisteminin Türkiye'nin ekonomisinde tıkadığını düşünüyorsunuz. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı meselesi sizce hala IMF heyeti içinde ve yabancı yatırımcı içinde bir sıkıntı teşkil ediyor mu? Elbette. Hala ediyor. Peki, Sayın Babacan'la uzun zaman çalıştınız. Şimdi kendisi tekrar yeni kurulacak partiyle birlikte adı gündemde. Örneğin Ali Babacan'ın siyasete girmesi, bir alternatif oluşturması, belki bütün muhalefetin bir araya gelerek siz ekonomiden anlayan eski bürokratlar olarak da nasıl görüyorsunuz Sayın Babacan'ın siyasi bir lider olarak siyasete geri dönüşünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben
siyasette rekabetin uzun vadede toplumun lehine olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla vatandaşların lehine olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlara alternatif sunulmasının onların lehine olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Ali Babacan'ın veya diğer kişilerin veya da Türkiye'de Türkiye fikri olanların ve bir çözüm yöntemi olanların millete hizmet etmek için bir siyasi oluşum yapmalarını doğru buluyorum ve dolayısıyla da onlara başarılar diliyorum. Evet. Sonra peki, siyasi rekabetten seçmen yararlanır. Bir iki tane seyirciden gelen soruyu cevaplandırmanızı rica edeceğim. Bu son çeyrekte ve 2020'nin ilk aylarında genel bir daralma bekliyor musunuz? Yani evet, faizlerle birlikte enflasyon konusunda siz de IMF de söylemiş. Belki büyüme var, bir küçük de olsa bir büyüme bekleniyor ama enflasyonun aşağı inip inmeyeceği konusunda henüz tam net bir tablo yok. Nasıl bir tablo bekliyorsunuz son çeyrekte, şu 2019'un sonuna kadar ve 2020'nin ilk aylarında? Nasıl bir görünüm? Efendim, ülkemizin ekonomisinin şu anda yüz yüze olduğu sorunlardan bir tanesi de veri güvenliği demiyorum, veri güvenirliği. Devletin ürettiği verilerin sıhhat ve sağlığı ve güvenirliği konusunda son birkaç yılda önemli aşınmalar oldu. Dolayısıyla şu anda yüz yüze olduğumuz sorunlardan bir tanesi de bu. Ben IMF heyetine bunu da Türkiye'nin problemi olarak söyledim. Dedim ki Türkiye'de şu anda sokaktaki vatandaştan akademik dünyaya kadar devlet tarafından üretilen rakamların güvenilirliği konusunda endişe var. Eğer bu yanlış ise iletişim ve hükümetin bunu düzeltmesi gerekir. Eğer yanlış değil ise bunu doğru rakamların üzerine de gidilmesi gerekir dedim. Şimdi buradan hareketle elimizdeki analizlerimiz bizim kamuoyu üzerine yapılacak. Dolayısıyla bu veriler realiteyi ne kadar yansıttığı konusunda endişelerin olduğu, düşüncelerin olduğu bir ortamda analizinizin ne kadar doğru olacağını ben sizin takdirlerinize bırakıyorum. Dolayısıyla IMF şu anda dedi ki %0.25 pozitif büyümeyle bitirecek. Bunu söylendi. Vatandaş diyor ki örneğin enflasyon hesaplamasında belli yerler var, belli kurumlar var, oralara telefon ediliyor, hesap fiyatların toplandığı günler o fiyatlar düşürülüyor, dolayısıyla enflasyon düşük gösteriliyor diyor. Dolayısıyla bu ülkede milli gelir hesaplaması iki kere revize edildi. Daha önce de revize edilmişti ama maalesef son revizyon çok fazla kabul görmedi. İçinde içsel tutarsızlıkları var. Dolayısıyla bu elimizdeki verilerden hareketle yani vatandaş şunu düşünüyor. Diyor ki madem ki IMF %0.25 artı büyüyecek dedi. Bunu gerçekleştirmek için rakamlarına manipülasyon yapılabilir algısı var. Bu çok evet. Acı bir şey. Bunu ben söylemeye de utanıyorum. Ama evet. Şunu söylüyorum. Şu andaki bankacılık sistemindeki toplam talebin çöktüğü bir ortamda, kredinin ortamında çalışmadığı, sadece kamu bankalarının zararına kredi verildiği bir ortamda bu %0.25'i ben IMF açısından mevcut veriler çerçevesinde biraz fazla iyimser buluyorum. Evet. Yani siz TÜİK verilerinin ve diğer devletin istatistik, resmi istatistiklerinin hükümet lehine üzerinde değişiklik yapılarak oynandığı görüşündesiniz. Doğru mu anlıyorum? Vatandaşın bu konuda bir algısı var. Bu algı yanlış olabilir ama bu yanlışı düzeltmek hükümetin görevidir. Evet. Dolayısıyla IMF'yi, peki aynı şekilde mesela IMF demiş ki batık bankalara, batık şirketlere kredi veriyorsunuz. Bırakın bu işten, vazgeçin. Doğru dürüst iyi işleyen temiz şirketlere verin. Katılıyor musunuz? Öteden beri bunu söylüyoruz. Bütün problemimiz bu değil mi? Yani iki yıldır, üç yıldır bunu söylüyoruz. Ve geçen sene yeni ekonomi programı, 3 yıllık orta vadeli program açıklandığında kamuoyu ile bankacılık sistemi üzerinde bir stres testi yapılacağı. Bu stres testi sonradan yapıldı denildi ama bulgular kamuoyu ile paylaşılmadı.
Şimdi ortaya çıkan durum çerçevesinde anlaşıyoruz ki bugünkü açıklanan IMF basın açıklamasından IMF'nin bu konuda endişesi var. Şu andaki rakamlara da güvenmiyor ve diyor ki üçüncü bir gözle yeniden bir stres testi yapılması gerekir diyor. Ve ev ödeleme veriyor bunu hükümete. Dolayısıyla bunu, bu üçüncü el kimdir? Bunu siz de IMF'nin bu nasıl söyleyeyim şüphesini ve tam olarak güveninin olmamasını haklı buluyor musunuz? Yani haklıdırlar mı güvenmemekte ya da şüpheyle yani, karşılamakta? Bu IMF'yi haklı bulmak vesaire değil. Bizim 2019 yılı, 2018 yılı Kasım ayında, Aralık ayında 2019 yılı bütçesi görüşürken gerek Plan Bütçe Komisyonu'nda gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığımız konuşmalarda biz bunu açık ve net olarak ortaya koyduk. Dolayısıyla biz IMF'den hareketle bunu söylemiyoruz. Türkiye'nin gerçeklerinden hareketle söylüyoruz. Burada bir açıklık yok, net yok, netlik yok, şeffaflık yok. Dolayısıyla bu ülkeye iyilik yapmak istiyorlarsa gerçek rakam ortaya konsun. Daha iki gün önce, üç gün önce inşaat sektöründe, enerji sektöründe 46 milyar TL'lik bir batık kredinin karşılık ayrılması söylendi. Biz bunu ta senenin başında söylüyorduk, geçen sene söylüyorduk ama nedense IMF Türkiye'ye geldikten sonra böyle bir açıklama yapıldı ve bankalara talimat verildi. Dolayısıyla sorunuzun cevabı şu. IMF bunu söylediği için söylemiyoruz. Biz Türkiye'de realitesinden hareketle burada bir sorun olduğunu söylüyoruz ve bu rakamın doğru mevcut, bilinen rakamın doğru olmadığını söylüyoruz. Evet, peki son olarak şunu sorarak kapatayım. Sizinle daha önce yaptığımız bir yayında demiştiniz ki ekonominin gidişatı bu şekilde olursa bu kadar yüksek işsizlik, bu kadar riskli bir dolar kuru, engellenemeyen bir enflasyon, sonunda Türkiye IMF ile anlaşmaya, bu hükümet daha doğrusu Türkiye değil, bu hükümet IMF ile anlaşma yapmaya mahkum olacak. Bugün hala aynı düşüncenize sahip misiniz? Efendim, IMF ile anlaşma yapıp yapmamak hükümetin takdirinde. Ben şunu söylüyorum, Türkiye'de ekonomi bir duvara dayandı. Bankacılık sisteminde arz ve talep tarafında sorun var. Bankaların bilançosu temizlenmeden Türkiye'de kredi çarkının yeniden işlemesi mümkün değil. Biz parlamento tatile girmedi, yaz tatiline girmeden önce 32-33 maddelik bir torba kanunun 16. 17. maddelerinde hükümet bankalara 400 milyon milyar TL'lik bir batık kredinin yapılandırılması için bir takım imkanlar tanıdı. Biz geçmişten biliyoruz ki 2001 krizinde de bir yapılandırma oldu. Ondan sonra da yapılandırma oldu. Ve 2001 krizinde İstanbul yaklaşımı, Ankara, Anadolu yaklaşımı oldu. Buralarda bu yapılırken IMF'den alınan 3 milyar dolarlık bir kredi kullanıldı. Yeniden yapılandırmaya ihtiyaç var. Kaynağa ihtiyaç var. Ortada kaynak yok. Dolayısıyla hükümet bu yeniden yapılandırmayı başarıyla tamamlamak istiyorsa bankaların bilançolarını temizleyip kredi verebilir hale getirip şirketleri de kredi verebilir hale getirmek istiyorsa bu sorunu çözmesi lazım. İster gider IMF'den kredi alır, isterse gider uluslararası piyasadan borçlanır veya başka bir çözüm bulur ülke içinden. Evet. Kaynağa ihtiyaç var, o kaynak şu anda ortada. Sayın Durmuş Yılmaz, çok çok teşekkür ediyoruz. Değerlendirmelerinizi aldık. İyi Parti Milletvekili, eski Merkez Bankası Başkanı Sayın Durmuş Yılmaz, Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsüyle birlikte IMF heyetiyle yaptığı görüşmenin ayrıntılarını aktardı.